Takımda oylama esnasında yarışmacılar kendi aralarında tutamayıp e, muhabbet etmeye devam ettiler ve e, atışmalar yaşandı. Ben burada normalde e, olabildiğince böyle yorum da yapmamaya çalışıyorum ama <laughs> şu an yorum yapmadan tutamayacağım kendimi. Azize karşı şok halinde izledim Aziz'in söylediği şeyleri ve özellikle bir cümlesi çok dikkatimi çekti. Ben burada mağdur olarak kalacağıma... Bir hafta daha kalacağıma hiç kalmam daha iyi dedi. Ben Aziz'in bütün Survivor hikayesine bakıyorum. Hep mağdur olarak kendini ifade eden bir yarışmacı değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Hep, evet. Ya da bu söylediği şeyin altını dolduruyor mu artık? Hep geldiği mu? tarafından ötekileştirildiğini iddia Evet iddialan. hep dışlandı, ötekileştirildi. İşte ben oyun kazanamıyorum diye şöyle. Bunlar birlik oldular beni Hı. dışarıda bıraktılar. Hep, hep, ezilen. hep ezilen, dışarıda bırakılan ve mağdur edilmiş olarak gösterilen... Ee, bir aziz vardı benim izlediğim 3 e, aydır 4 aydır ve bu bunların üstüne nefise de azizden aldı bu güçle beraber zaten var Ertuğ'a karşı bir tepkisi. İnanılmaz bir yani bir nasıl, hangi aziz. kelimeyle ifade edebileceğimi bilmiyorum aziz. ama yani sadece cevap veriyorum. Bir sadece cevap veriyorum izledim, diyorum. Net. <laughs> İnternet. Kemal abi teşekkür ediyorum. <laughs> net. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Hani bu kadar Ertuğrul da hem mağdur değilim diyor, hem net bir şekilde kendini ifade ediyor, ee, dedikodu yapmıyorum diyor ama kelimeleri bazen ne yazık ki ağzından yanlış ifade ettiği için, çıkarttığı için... O insanlarda beyni çok güzel Ertuğrul. değerlendiriyor bu fırsatları. Bazı konuşmalarına beyni hükmetmiyor Ertuğrul'un. Yani Stres yalan olsun. söylemek istiyor, yalan diyeceğine yılan diye bir kelime çıkıyor ama sonra diyor ki yılan mı dedim diyor. Evet ben 3-4 defa özellikle dinledim onu. Yılan diyor ama işte ağzından çıkanı duymuyor. Yani işte ondan sonra da hani mağduriyet diyoruz ya o bölümü yak gelmiş oluyor. İşte yine Aslında alt ondan a yani. dolu değil. Evet olayları bu noktaya getiren Ertuğrul'un konuşmaları, hareketleri Ertuğrul'un davranışları. Bence şu anda burada konuşmaları çok düzgün, çok güzel. Çok samimi ve çok geçti bu konuşmalar. İtirazım yok. Orada başka kelimeler geldiği zaman, başkaları konuştuğu zaman orada dili sürüştü, bir şey dedi yani. Buna masada itiraz olan var mı? Ve aday konuşmasında bile. Bu konuşmasına itiraz olan var mı? İnsanların daha üstürüplü, daha düzgün konuşmadığını söyleyecek var mı? Yok. Yılan dedin ya bu konuşma bence baştan. Hayır orada orada yalan söylüyorsunuz. Getirmek ister ...derken ağzından yılan çıkıyor. Sen onu söylersen... ...aslında zaten tetikte bekliyor Hop, oradan, kapar. Oradan. Aziz orada tetikte bekliyor, kapar. Nefis hep bekliyor, kapar. Aysu Çünkü konusunu bile nereye getirdi galiba evet, bir anda işte ya? Sen onlara Aysu bu ortamı sunuyorsun. Hem şey de tepsi içinde. Ayşe konusunu şöyle bir şey diyeceğim. Yani hayretler için izledim ben de. Ya Aziz sen... Nefise kendisi de yaptı bunu hayır, bu arada. Aziz, konuşma, hayır, söylediği Aziz, Aziz, Hayır, Aziz hangi takımydı o zamanlarda? Aziz, yani. Mavi'de. Aziz, Mavi, Aziz'in bu Aysu olaylarıyla ne alakası var? Aziz, Aysu'yla bir kere kelime etmiş mi? Aziz, Aziz, kaç kere görmüş hayatında? Öbür tarafta çok geçiriyordu. aynı yarışmadalar ama Aziz hayatında Aysu'yu kaç kere görmüş? Halil'le kaç kere aynı gün aynı adada zaman geçirmiş? Aziz sen neden bahsediyorsun ya? Yani bahsetti, bahsettiğin konulara çok hakim bahsettiğin şey, gibi davranıyor. Bahsettiğin şeye hakim olsan Diyeceğim ki tamam azı bir şeyleri biliyor. Yani o kadar boşa sıkıyor ki şu anda. Kulaktan yani, dolma şeylerle yapıyor yani. Nefsinin gazla çalıştığını çözmüş Aziz. Nefsi alttan alttan odunu veriyor. Harlıyor. Ateşi harlıyor da harlıyor. Harlıyor da harlıyor. Yani zaten konuşma tarzı Ertuğ artık potada ismi çıkmış Ertuğ'un. Ertuğ'un bir e, pota konuşması yapması lazım. Orada bile dayanamıyor. Gidiyor. Ertuğ hala söylüyor. Bir daha Acun abi diyor ki Kendisi benimle konuşuyor diyor. Ya Aziz adam niye seninle konuşsun ya? Evet. Adam potaya girmiş ya seninle niye konuşsun Foto ya? Foto konuşması yapıyor yani, Aziz beni resmen böyle çıldırttı. Ben de yani... <laughs> öyle oldum ki. Hani Aziz'in duruşluğunu sevdiğim yerler de vardı. Ama böyle bir tepe 180 mı? derece dönüş Yok, görüyorum yani... hislerimde Aziz'e karşı. Laf taşı. Masa mas çok gergin. Masa yani, mas yani, çok gergin. Yani Hayır nefsinin konuşma, konuşma tarzı. Nefsinin konuşma tarzı. Tamam tamam falan yapıyor böyle. Evet. Nefsinin konuşma tarzı hiç dinlemiyor. Adam mantıklı bir şey söyledikten sonra başka bir yerden vuruyor. Yok Aysun takn yap, yapmaları getiriyor. Yani sanki o konuşmalar bir tek adada Ertuğ tarafından yapılmış da şimdi bir tek Ertuğ suçlu. Yani lafları istediği gibi çarpıtıyorlar. Özellikle Aziz istediği, kimin kimden menfaati varsa kusura bakmasın Aziz. Ona laf taşıyor, lafları çarptırarak taşıyor, lafları hiç çekinmeden söylüyor. Ertuğrul zaten durduk yere yükleniyor. Anlamadım ben Aziz'in gayesini. Nefise'yle Osmancanın yanında kendini bir Yusuf zannetti herhalde diye düşünüyorum Aziz'e böyle 3-5 sayı alınca. Ondan adında. sonra performans diyor. Güçlülerle beraberim ha. işte burada da kötü olanlar falan gibi bir tavır içerisinde. Performans diyor, performans diyor performansdan demurmaya başladı. Az önce işte o algı yaratmaya çalıştı bize. Çok inanılmazmış gibi gösterdiği performans az önce konuştuk. E, Küba oyunu hariç Ertuğrul'dan sadece bir sayı fazla almışlar bir oyunda ki daha fazla evet. oyuna çıkıp sadece bir sayı fazla almıştı var. Ama o kadar parlatıyor ki Ama bunu. Ama işte Aziz gibi işte. alamayan biri almaya başlayınca daha çok gözde şey parlar bir değişik çünkü pozisyona geçmeye başlıyor ya. Sanki Kendi sayı gözümde. alamayan Aziz artık sayı almaya başladığı çok iyi gidiyor falan gibi bir konuma geçmeye başlıyor yani ya Tabii Ertuğrul'la şu an işte yer görüyor kendini. Yani, yani Ama, kendim resmen, görüyor. Görüyor. Ya kendim orada resmen. Hatta üstün görüyor. kendim orada resmen o Aziz'le Ertuğrul şey işte, Aziz'le Nefsi'yle fanatmaya çalışan kendimmiş gibi hissettim. Ertuğ çünkü değil o, mi? çünkü mantıklı mantıklı konuşuyor. Karşı taraf sıfır, duvar. Ne anlatsam boş o anda. Bu arada yani. bir tek, tek ondan Aziz denedim. üstün görmüyor. Bütün takım üstün görüyor bence ki onun ismini yazdılar. Ayrıca şeye çok güldüm mesela e, hem ömrümü yedin lafına nefsenin güldüm hmm. yani. Hem de performansından dolayı yazıyorum şimdi ben başta nasıl savundum performanstan e dolayı alıyorum diye yazıyorum he, yani. e, hayır bir de bir şey diyor e, performansa baktığın zaman mantıklı düşünmem gerekiyordu diyorsun e performansı yok diye Ertuğ'u yazıyorum diyorsun mesela e, burada bir mağdur bir yer attırdın ya, sonra ilk potada e, böyle yazma, yazma bari yani bu komik oluyor anladın mı bir de e, Aziz de tek noktam ben yani bilmiyorum Ertuğ'la ilgili fikrim bu benim ben de Ertuğ'un efendiliği oynadığını düşünüyorum Aa. Ah. Aa, bu benim fikrim. Aa. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten. Nereden? Ne, ne yaptı Nereden? Çünkü ne yaptı e, 36 yaşında olduğunu savunan bir insan herkes tarafından eğer bu kadar e, haddi aşılıyorsa bana karşı ben 36 yaşında bir insanım ve herkes bana karşı haddini aşacak laflar söyleyebiliyorsa rahatlıkla hmm. ve ben onlara ekranda kötü durmayayım diye e, iyi bir şekilde gitmeye çalışıyorsam burada bir duruş sergilemediğim için ben oynadığımı düşünürüm. Ama bize başka ama biz bugüne kadar Ertuğ hiç başka bir şekilde görmedik. Hep iyi şekilde gitmeye çalıştığını gördük. Yo, hani iyi şekilde değil bazen çizmeye açtı. Onun da zamanı oldu. Nefse mesela kız yemekle ilgili bir şey söylüyor. Hani güzellikle dile getiren Ertuğ'u görecekken neden böyle içindeki o diğer Ertuğ'u pat diye gösterdi ağzını istemediği şeyler çıktı. Demek ki bu aslında var onda ama o bunu göstermemeye çalışıyor. O yüzden sürekli hatalara yapıp mağdur oluyor. Ama işte şey değil ki bu nefse bir kere iki kere yüklenmedi ki nefse de arasında sürekli bir gerilim evet, vardı. Nefse onu tırmalı, hani böyle tırmalı, tırmalı, anlık bir şey değil. Hani, onu, hani, anlık bir şey değil. Yani adamın zaten kendini ifade edememe sıkıntısı olduğunu, o anda içine attığını veya server Survivor gibi bir ortamda İnsanlara... İçime kapandım diyor kendisi de diyor zaten. Evet yani, şey yapmadı. Her seferinde tartışmak yerine ya bazen insanı şey yapmazsın. Çok ciddiye almasın. Yaptığı hareket çok saçma gelir. Sadece insan değil. Yapılan hareketi anlayamazsın. Ya bunu mu şimdi tartışacağım dersin? Bunu mu şimdi mevzu yapacağız dersin? Ama onlar birike 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 aslında çok tartışman gerekmeyen bir konu. Bir yerde tartışman gereken noktaya e geldik. onu dedim kabul etmedin. Ertuğ ne? konuşmak ve kendini ifade etmek istemiyor bence yoksa edemediğinden değil dedim. Yok bence öyle bir şey yapmaz dedin. Ama mi? onun başka bir şey daha demiştin ha, az bence... Sadece sadece konuşmak istemiyor değil. Bence hani... istemiyor abi çünkü 36 yaşında Uğraşmak bir insanı, Hani bir de sosyal evet. hayatı da var diye biliyorum. Spor eğitmenliği mi yapıyordu? Öyle evet. şey, hani Hı -hı. o kadar öğrenciyle hani ge sana gelen insanlarla bir iletişimin var senin ve iletişimde e kendini ifade edemeyen bir insan olarak... kendini gösteriyor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o kadar bir birikimin olmuştur senin. Benden kaç yaş daha büyüksün Hı -hı. ve ben şu an bu yaşta kendim bu şekilde ifade edebiliyorsam senin hayli hayli etmen lazım ve bu kadar insanlar sana rahat rahat konuşuyorken sen onları onlar gibi değilim mi göstermeye çalışıp onlara bir duruş sergileyip artık yeter kapatın çenenizi gibi bir res çekemiyorsan ve insanlar bu kadar rahat konuşuyorsa kusura şimdi, bakma bana oynuyorsun. Ama şimdi diye. mesela aslı Aslı olmayan bir şey söyleyeceksin sen bana. Ben onu savunmayı tercih etsem ayrı bir dert farklı yerlere sav gidebilir. Savunma, yani. değil susturabilir. Kardeşim sen ne benle muhatap olma de ya. Hani, Hiç i̇şte öyle bir, tarzı bir, bir, yok ki adamın. Ay, ama. tarzı yok mu? Ya yani Yeri, O zaman niye patlak veriyor? Bak bir insan oynuyorsa. Aha, hiç, biz bunun batacağım seninle gitme Başından diye bugüne kadar söylediği bir şey görmedik Bak şimdi ki? Osman Can başından beri hep hırslı ve hep ay, hataları hırslı olduğundan dolayı yapıyor değil mi? Evet. Ertuğ, hep efendi gibi gözüken biri değil. Çünkü arada bir işte nefseli bir şey o zaman ağzından pat diye bir şey çıkıyor. Ya da ne bileyim insanlara seviye yerler arıyorum diye bir, bir şey söyleyebiliyor. Hani efendi olan bir insan ne orada eşelay e bu hareket yapan ne yüksel işte e, böyle gitgelli bir şey duruş sergilediği için ortada kaldığı için ben onun kendiyle e, dışarıya yansıttığı karakter arasında kaldığını düşünüyorum. Sana şu konuda katılıyorum. Evet. Bilerek Yüzde... efendiliği oynamak amaçlı e, oluyor. Şimdi